memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları uyanırlar. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları İçerim yanıyor yar yar yaram bekledim. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. İçerim yanıyor yar yar yaram bekledim. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. Daha yeniden merhaba değerli Hakem ve Gayrim Ekim takipçilerimiz. Bugün Gönen'e yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan bir köy evimizi, yeni yapılmış sıfır bir köy evimizi size tanıtımını yapacağız. Hem içeriden hem dışarıdan hem duran kayıtlarımla biraz size burayla alakalı bilgi verelim istedik. Tanıtımı yaptığımız evimiz köy merkezinin içerisinde, köy yerleşim alanının içerisinde bulunan bir konuttayız. Şu anda evi yapan arkadaşlarımız sıfır bir şekilde teslimini yapacaklar. Yaklaşık bir aylık, bir buçuk aylık daha doğrusu çevre düzenlemelerinden sonra evi teslim etme durumuna gelecek açıkçası, öyle söyleyelim. Evimizin konum bakımından kadastro yoluna cepheli bir konumdayız. 760 metrekarelik tapu alanına sahip olan evimiz yaklaşık 85 metrekarelik kullanım alanına sahiptir. Evimiz 2+1 Amerikan mutfak tarzında şirin, güzel bir köy evi, özenerek yapılmış olan bir köy evi, açıkçası öyle söyleyebiliriz. Drone kayıtlarında da zaten yerini ve etrafındaki güzelliği size göstermiş olacağız. İlkay Hanım biraz daha evin içerisine doğru gelin ve şu veranda tarafından manzarayı, aslında drone kayıtlarından aldık ama veranda tarafından bir de manzarayı siz buradan göstermek istiyorum. Evimizin konumu ve manzarası gerçekten muhteşem. Yani buraya bir yemek masanızı atıp da bu yeşil cennet görselde yemek yediğinizi, kahvaltı ettiğinizi düşünebilirsiniz. Evimiz konum bakımından Gören'e yaklaşık 9 kilometre mesafede. Az önce videonun başında söylediğimiz gibi buradan Bandırma'ya da yaklaşık olarak 30 kilometrelik bir mesafemiz var. Köyümüz Gören Bandırma ana yolunun üzerinde. Konum bakımından dediğimiz gibi gerçekten güzel, arkamdaki manzaraya da eşlik ettiğiniz zaman gerçekten hoş bir alana sahip. Elektrik, su hepsi zaten evimizin içerisinde bağlı olmuş olacak. Ön tarafında bir açık, daha önceden açılmış olan bir tane de kuyumuz var. İstediğiniz gibi hobi bahçesi tarzında bir yer olarak kullanabileceğiniz, güzel bir ekim yapabileceğiniz, İlçe merkezine rahatlıkla ulaşım sağlayabileceğiniz bir konumda. Biraz da büyük şehirlerle alakalı bir mesafeyle alakalı bilgi verelim. Buradan Bursa yaklaşık olarak 1,5 saatlik mesafede. Yani Bursa'da zaten herhangi bir trafik, arabanın kontağını açtığınız zaman Bursa içerisinde bir yerden bir yere gitmek zaten 1 saat. Öyle baktığınız zaman. Bursa'ya giriş yapmak buradan 1,5 saat. Bandırma dediğimiz gibi yaklaşık 30 dakika. Erdek'te buradan yaklaşık 40 kilometre mesafede. Yani burada oturup da Erdek'e ya da Denizkent'e rahatlıkla kısa vadede, kısa zamanlarda rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Evimiz tamamlandıktan sonra muhtemelen tekrardan gelir. Tekrardan bir videoyla size daha görsel bir şekilde, daha görsel bir halini sunabiliriz açıkçası, öyle söyleyebilirim. Ama şimdilik var olduğu kadarıyla sizi biraz daha odalarda falan müzik eşliğinde biraz gezdirelim. Şimdilik bizden bu kadar. Başka videoda da tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Derdimi ben bulutla
memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurda? Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurda? İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nazlı yardan aman bir haber ver. İçerim yanıyor yar yar yaram beklerim. Bana nazlı yardan aman bir